Bugün günlerden 23 Ekim Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege'li bilim insanı Profesör Doktor Arzu Merdem Gürsan'ın danışmanlığını yaptığı, doktor öğretim üyesi Ece Ekşi'nin hazırladığı test, YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülüne layık görüldü. YÖK 2020-2021 Yüksek Öğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Arzu Merdem Gürsan'ın danışmanlığını yaptığı İzmir Demokrasi Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ece Ekşen'in hazırladığı bioalgılamaya yönelik elektrokimyasal sensörlerin geliştirilmesi konulu tez Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında yılın doktora tezi ödülüne layık görüldü. Akademisyenler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknik altyapının güçlendirilmesi ve güncellenmesine yönelik çalışmalara devam eden Rektör Profesör Doktor Necdet Budak 220 akıllı monitörü Tıp Fakültesi Hastanesine kazandırdı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknik altyapısının güçlendirilmesi ve güncellenmesine yönelik çalışmalara devam eden Rektör Profesör Doktor Necdet Budak 220 akıllı monitörü Tıp Fakültesi Hastanesine kazandırdı hastaların kan basıncı, kalp atım hızı, kan oksijen doygunluğu gibi birçok veriyi hasta dosyasına elektronik ortamda aktarabilen hasta başı 220 akıllı yeni monitör kullanılmaya başlandı. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırımların devam edeceğini söyleyen Rektör Budak, yeni teknolojileri dünya ile aynı zamanda kullanarak üniversite hastanemizi daha güçlü kılıyoruz. Bu yatırımlar akademik çalışmalar açısından da büyük önem taşıyor diye konuştu. Ege Üniversitesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi Hazırlık Toplantısı Mötbe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Rektör Budak, yeni dönemde yegane amacımız eğitim öğretim faaliyetlerimizin aksamadan tüm hızıyla yüksek kalitede devam etmesidir dedi. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz bahar yarıyonu salgın sürecinin ortaya çıkardığı yeni koşullar dahilinde sürdürmek durumunda kalmıştık bu süreç hayatımızın her alanında olduğu gibi üniversitemizde de geniş çaplı bir değişimi kaçınılmaz kılmıştır. Ne mutlu ki Ege Üniversitesi olarak süreci oldukça iyi yönetmenin gururunu hep birlikte yaşadık. Toplantıda birimlerin daire başkanları yeni eğitim öğretim dönemine yönelik hazırlıklar hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirdiler. 22 Ekim kekemeliğe dikkat çekmek ve kekemelik konusunda toplumu doğru bilgilendirmek amacıyla her yıl Dünya Kekemelik Günü olarak anılıyor. Ege Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Pelin Piştav Akmeşe, kekemelik sorunu ve merkezin öncülüğünde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kekemeliğe farkındalık kazanması açısından toplumu bilinçlendirmek açısından oldukça önemli bir gün. Çünkü farkındalık günleriyle özellikle kekemelikte 100 çocuktan 5'inde görülen kekemelikte farkındalık günü etkinlikleriyle ailelerin ve toplumun bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır. Biz Ege Üniversitesi Üniversitesi Özel Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezimizi, kekemelik sorunu olan erken dönemdeki okul öncesi dönemdeki çocuklarımıza, ailelerine ve onun yanı sıra yetişkinlik döneminde de kekemelik sorunu olan kişilere hem danışmanlık hem de terapi hizmetleri vermekteyiz. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Enver Durmuşoğlu yürütücülüğünde hazırlanan iki proje özel sektör destekli arge projeleri arasında yer aldı. Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Arge faaliyetlerinde üniversite-özel sektör işbirliğinin güncel örneklerinden olan çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Profesör Doktor Enver Durmuşoğlu ve proje ekibini makamında ağırladı. Projelerle ilgili bilgi veren Profesör Doktor Enver Durmuşoğlu, toplam yaklaşık 600 bin TL'lik bütçeye ulaşan bu projeler sayesinde lisansüstü öğrencilere burs verilmesi sağlanacak. Arge Üniversitesi olma yolunda Arge projelerini çeşitlendirme bakımından özel sektörle birlikte çalışmaya devam ediyoruz dedi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.